Kaldığımız yerden devam edelim. Bir Sanzatu. Şu an ekranım geliyor mu? Ha yok, paylaşmamışım. Şimdi Sanzatu ortağımız Sanzatu açtığında Steyman'la başlıyoruz biliyorsunuz, dörtlü majörümüz varsa. Ortağımız bir majör cevabı veriyor. Ondan sonra elimiz eğer güçlüyse, zonun üzerinde bir güç varsa, tabii ki bunu ortağa farklı yöntemlerle anlatacağız. Hani bazen az soracağız, bazen elimizde emin değiliz Şilem'e gitmekten. O tür durumlarda ne yapacağız? Bunları inceleyeceğiz önce. Hemen bir örnekle başlayayım. Mesela ortağımız bir Sanzatu açsın. Rakip hep pas desin. Biz iki trefli diyelim. Steyman yapalım. Solumuz pas geçsin. Ortağımız iki kör desin. Şimdi eğer bizde bir zon gücü varsa ne diyoruz? Fitimiz varsa ne diyoruz? Fitimiz yoksa ne diyoruz? Tuana, senden alalım cevapları. Gitti. Duyuyor musun Tuana? Ölü taklidine geçtik. Evet. Bilge, sen dinleyebildin mi? Kimse duyuyor mu beni? Hocam duyuyoruz. Soruyu hiç kimse mi dinlemedi? Sanzatu Ben dinledim açtı. hocam. Dinledin mi Zeynep? Sen söyle o zaman. Cevap ne? Sorunun cevabı. Hocam eğer fitimiz yoksa üçenti diyoruz. Fitimiz varsa dört demiyor muyuz? Varsa dört demiyor muyuz ne? Diyeceğim, dememiz gerekeni söyle ya. Emin değil misin? Fitimiz var, zon puanımız var. Ne diyeceğiz? Dört diyeceğiz. Bu kadar. Yani Evet. sorum şuydu. Sanzatu açtı ortağımız. Steyman yaptık. Ortak iki kör dedi. Fitimiz varsa da yoksa da, zon puanımız varsa ne diyeceğimiz belli. Varsa dört kör diyoruz. Yoksa üç Sanzatu diyoruz. Ortak bizde hemen dörtlü pik olduğunu anlıyor tabii. Üç NT dediğimizde mesela. Fitimiz olmadığını anlıyor. O zaman niye Steyman yaptın? Dörtlü pikim var diye. Şimdi ortağım dört pik diyor. Fiti de, onun da piki yoksa 3 Sanzatu'ya pas geçiyor. Bizim köre fitimiz varsa 4 kör diyoruz. Bunlar Süleyman'ın en kolay kısımları. Davet elimiz varsa, burada önemli bir nüans var. Davet elimiz varsa 3 kör diyorduk değil mi? 8-9 puanla 3 kör diyorduk. Fitimiz varsa. Fitimiz yoksa davet eliyle ne diyoruz puana? Fitimiz yoksa davet eliyle bu sefer iki saldırı demiyor muydu? Demiyorduk. Ne diyorduk? Hatırlayan var mı? İlbey? Hocam İlbey yok. İlbey yok. Ceren burada mı? Ceren de yok. Ben de olmayanları hep şey yapıyorum. Şimdi burada iki tane seçeneğimiz var. İki NT diyoruz dedi Tuana. Ben de diyorum ki iki NT değil, iki pikleyin daha iyi. Hangisi mantıklı sizce? Öyle göre değişir. İki pik demek ne demek? Dörtlü pik de var bende. Ha, Dörtlü pik de var, öyle mi? Kör var, dörtlü dörtlü pik pik de mi? var bende. Kör yok, dörtlü Kör pik yok, var. dörtlü pik var. İki Sanzatu dersen. Pik yok. Dörtlü piki yok. O zaman pikim varsa iki pik demek daha mantıklı. Neden? Ortak yine 8-9 olduğumu anlayacak. 3 Sanzatu demedim bak. Ve güzel yanı şu, ortak buna pas geçebilir. Eğer 15 puan ile açtıysa ortak, dörtlü kör dörtlü piki varsa konuşma böyle olmayacak. 3 Sanzatu iki trefli. İki kör diyecek. Önce körü göstermiyorum ortak. İlbey. Ya İlbey yok. Kim var burada? Bir bakayım şöyle ya listeye. İlbey deyip duruyorum. İlbey bunları hep yanlış yapıyor da o yüzden İlbey deyip duruyorum. Ama ne yazık ki o gelmemiş derse.
Neyse, video kaydından izler. Semih burada, Toprak burada, Kaan, Deniz. Aferin gençler size. Asıl ihtiyacı olanlar gelmemiş. Neyse, Kaan, Tuana, Zeynep, Bilge. Biz dördümüz devam edelim en azından. Şu an takımdakilerle. En azından gelecek senenin takımına ben anlatayım bunu daha fazla. Gençler bakın, iki trepliğe iki kör geldiğinde ortakta dörtlü kör var. Dörtlü pik de olabilir. Ben iki pik dediğimde iki pik ile iki sanzatu, alternatiflerim bunlar. İki sanzatu, üç sanzatu. Bunların farkları şunlar. Üçünün farkları. İki pik dersem dörtlü pikim var. 8-9 puan davet elim var. Ortak pas geçebilirsin. İki net edersem dörtlü pikim yok. Ortak pas geçebilirim. E niye siteyman yaptın derler adama. Değil mi? Niye siteyman yaptın? Siteymanı o zaman bizim iki sanzatu diye bir cevabımızı buradan siliyorum. Artık yok. Tamam mı? Gerek kalmadı artık öyle bir konuşmada. İki köre iki tane cevabımız var. Ya iki pik deriz. Yani ikisi önceden iki piki bilmiyorduk. İki pik yerine iki sanzatu dediğimde handikapımız şu oluyordu. İki sanzatu dediğimde ortağımda dörtlü pik varsa ne diyecek şimdi? Ben de dörtlü pik olduğunu anlıyordu bu değil mi? Varsa ne diyordu? 15 puan dörtlü piki var. Hadi bakalım. Ne desin? 3 pik değil mi? 3 pik diyordu. E ne oldu? 3 pike geldik zaten. Pas desen bile minimum olduğunu anladık. 15 onda 8 bende batabiliriz. Riske girdik. Ya zona gitmeyeceğimiz bir elde 2 yerine 3 oynamış oluyoruz. Zararı bu. Anladınız mı? O yüzden biz bu 2 net yerine 2 pik diyoruz artık. Ortak minimumsa pas diyor. Dükkanı kapatıyoruz. Çok güzel, işimizi kolaylaştıracak bir konuşma. Kaan anladın mı sen de? İlk kez konuştuk seninle bu konuyu. Evet hocam. Tamam, harika. Şimdi Steyman'dan en basitinden başladık. Davet elimiz varsa böyle. Şimdi Steyman'dan sonra iki majörümüzün de olduğu elleri geçen hafta hızlı hızlı geçtim. Onları şöyle hemen iki örnekle göstereyim. Yine bir sanzatuya iki tref, 5-5 kötü elim var diyelim. Bir sanzatuya iki trefliyle başlıyorum gençler. Ortağım iki karo derse, bir kere ya da iki majör dedi diyelim. Ben de diyelim 5-5 sıfır puan var majörlerimden. Sıfır puan. Steyman yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Yapacağım. Yapacağım. Unutmayın. Sanzatu açtığında ortağımız 5-4 veya 5-5 majörüm varsa her zaman Steyman'la başlıyoruz. Steyman'a eğer ortağım iki majör derse hem 5-5 majörlerde hem 5-4 majörüm olduğunda süper, beni rahatlatmaz mı bu? Ortakta da 4 tane varmış. Süper fiti bulduk. 0 puanım varsa pas geçerim. 7-8 puanım varsa davet ederim. 9 puanım varsa davet ederim. 10 puanım varsa direkt zonu söylerim. Yani ortak 2 kör ya da 2 pik derse sorunu hemen çözdük. Benim elim ister 5-5 olsun ister 5-4 olsun fiti bulduk. %90 da durum böyle gelişir. Sıkıntı ne zaman oluşuyor? İki karo dediğinde sıkıntı değil de bize iş çıkar biraz. Ortak iki karo dediğinde alternatifimiz çok fazla. Bakın şimdi. İki kör dersem başka bir anlamı var. İki pik dersem başka bir anlamı var. Ben söyleyebilir miyim? Üç kör dersem başka bir anlamı var. Soracağım. Üç pik dersem başka bir anlamı var. Üç kör, iki körden başlayalım. Evet. Ne? İki körün anlamı ne? Bu iki körün anlamı küçük smolen oluyor. Yani beşli kör, dörtlü pik var. Puan yok. Beşli kör, dörtlü pik. Oynamak için diyebilir miyiz buna? Evet. Değil mi? Şöyle. Şöyle hatta bunları şimdilik sola dayalı yapayım görünsün. Heh. İki kör, beşli kör, dörtlü pik var oynamak için. İki pik dersem? Beşli pik, dörtlü kör oynamak için. Beşli pik, dörtlü kör oynamak için. Üç kör dersem? Zon oynayacağız. Dörtlü kör, beşli pik. Bu sefer dörtlü kör, beşli pik oynamak için.
Bunlara üsttekilere Smolen diyorduk. Bunlara mini Smolen, bunlara Smolen diyorduk. 3 pik dersem de dörtlü pik, beşli kör oynamak için diyoruz. Şimdi oynamak için değil. Şunlar game force. Game force diyeyim yanına. Yani zone oynayacağız. Puan çok. Bunlar da iki seviyesinde kalıyor. Eğer ortağım iki karo derse iki kör diyorum. E ben de beşli kör dörtlü pik varmış. Ortak ben sende belki pik fiti de buluruz diye bunu sordum demek bu. İki kör diyoruz. Ortak bunu anlıyor. Benim elimin beş kör dörtlü pik olduğuna. İkili körle bile pas geçiyor. Zaten tek olamaz körü. 5-2'ye oynuyoruz. 2 pik dersek de pikin bende 5'li olduğunu, sadece tek zararı şu. Sanzato eli yere açılıyor. Açılsın ama bu kadar çok kârı var. En güzel kârı da şu. Eğer bunu oynamasak, bilmesek bu anlaşmayı. 5'li kör 4'lü pikimiz varken 0 puanla köre transfer ederdik değil mi? 2 karo derdik. Ortak 2 kör derdi. Pas pas pas. Ya 4'lü piki varsa ortağın. 4-4 piki oynamak daha iyi değil mi? Evet. Evet. O yüzden bu smoleni, mini smolenleri onun için kullanırız. Bunlara mini smolen diyoruz. Bunlara kontrol ve bunlara da smolen diyoruz dedik. Büyük smolen ya da Smolen dememiz yeterli. Smolen'in minilerden farkı şu. Elimizdeki dörtlü olanı söylüyoruz biz. Beşli olanı ortak söylesin diye. Varsa üçlü piki. Ha, bunu da güzel düşünmüş. Bu konvansiyonu bulan kişi. Bakın şunun esprisi şu. Üç kör üç pik dememizin esprisi şu. Ortağımız bir sanzatu dedi. İki trefli dedik. İki karo dedi. Dörtlü majörü yokmuş. Ama üçlü majörü olamaz mı hala? Olabilir. E, pikimiz beşli ise biz üç kör diyerek körümüzün dörtlü, pikimizin beşli olduğunu söyledik. Ortakta üçlü pik varsa hemen dört piki yapıştır. Üç pik deseydik de körün beşli olduğunu anlayacaktı. Tamam, bizde pik fiti olmadığını biliyor. Biz de biliyoruz. Ama körün beşli olduğunu anlatıyoruz. Üç pik diyerek elimizin 5-4 olduğunu anlatıyoruz. Bu smolen ve mini smolen'i de daha önce kısaca yüzeysel geçmiştim ama böyle örneğiyle gözümüzün önünde olsun. Kaydını da yapıyorum zaten. Bunu izlersiniz dilerseniz daha sonra. Şimdi geldik 5-5 majörlü ellere. 5-5 majörlü ellerde yine konvansiyon kartınızda bir cümlecikle anlattım onu. Yine bakın 5-4 ise böyle başladık. 5-5 ise smolenle yaptık. 5-5 ise yine iki trefliyle değil de bu sefer transferle başlayacağım. 5-5 eller. Transfer. Peki 5'li körün 5'li pikim var. Önce hangisine transfer ederiz? Var mı? Daha önce hatırlayan var mı? Nasıl yaptınız? Benim hatırlayabiliyorum ben. Evet, nasıl? Şöyle transfer ederiz. Gitti. Yanlış hatırlıyorsun. Var mı hatırlayan? Zaten tek bir şans kaldı. Pike transfer ediyoruz. Hayır. O da değil cevap. O da mı değil? Gücümüze göre. Nasıl smolende gücümüze göre yapmıyor muyduk smolen? İki trefli diyorduk. Eğer zayıfsak, kötü smolen, iyiysek büyük smolen yapıyorduk. 5-5 majör ellerimizde de, bu 6-6 da olabilir bu arada gençler. En az 5-5 olacak ama ikisi de. Güçlüysek önce pike transferle başlıyoruz. 2 kör, 2 pik, 3 kör diyorsak bunun anlamı 5-5 majör game forcing oluyor. Anlaştık mı? Hocam. Evet. Eğer önce köre transfer edip ortak pas desin,
Sonra pikimizi gösteriyorsak iki seviyesinde de 5-5 non-forcing diyoruz buna. 5-5 majör diyelim tabii. Tamam mı? 5-5 majörler forcing değil diyoruz. Farkını anladık mı? Evet. Güçlüysek pike evet transfer edip 3 kör diyoruz. Ortak elimizin 5-5 olduğunu anladık. Zone oynayacağımızı biliyor. Game forcing. Game zone demek demiştik. Zone forcing'i o zaman 4 körü diyor. Atıyorum veya pik fiti varsa 4 piki diyor. Çok basit. Ama önce köre transfer ettik. Ortak bizde 5 tane kör olduğunu anladık. Sonra piki diyoruz. Forcing değil bu diyor. Ha, o zaman sen de normal bir 10, 15, 16 puan 17 puan olsun isterse 3-3 majörlerin varsa 2 pike pas geçiyorsun. 3-2 majörlerin varsa ister 5-2'ye 2 pik oynat 3 seviyesine çıkmamak için ister 3 körde köre dön. Değil mi? Dönebilirsin. Ama sende de şöyle bir yer olsun. 4-4 majörün var, 17 puanın var. 4 buna forcing değil ama sen bu iki pike 4 pik bile diyebilirsin. 5-5 majör olduğunu anladın. Ne bileyim kör ve pikin asrua mesela. Minörlerden hiç puanın yok. E ortakta da minörler kısa. E bu iyi bir şey. Ama genelde bu direkt 4 diyecek el olmaz sansatı açanda. Hani körün de pikin de asruası yok devenin alı. Öyle de olmaz. Nasıl olur? Sansatı açanda işte her yerden puanlar olur. O yüzden bu ellerle zonu düşünmek çok mantıklı değil. Ama sadece bir davet edebilirsin ama. 17 puan 4'lü pikin vardır. Sansatu 2 karo 2 köre. 2 piki duyunca heyecanlanırsın. Bir buradan 3 pik dersin. Yani ortakta bir 6 puan olabilir. Varsa 4 desin dersin. Ama biz bunu non-forcing olarak yapacağız. O 2 seviyesinde kalmak istiyorsak bunu yaparız. Zona gideceksek bunu yaparız. 5-5 majör ellerini de hallettik mi? Hallettik. Bakın 5-4'leri hallettik. 5-5'leri de hallettik. Şimdi sıra geldi. Sansatu açtığımızda Sansatu'yu ortak açtı. Biz Steyman yaptık. Ortak 2 majör dediğinde şimdi güçlü ellerle ne yapıyoruz? Bakın. Zayıfları hallettik. Pas geçiyoruz, gidiyoruz. Ne bileyim. Davet ediyoruz. Bitiyor. Pikimizi gösteriyoruz. 8-9'u anlatıyoruz. Bitiyor. Ama güçlü elimiz varsa burada mesela 17 puanınız var. Mesela şöyle diyeyim. Örnekleri gerçek örnek yapalım. Şu pas desin, bu pas desin. Mesela bizde şöyle bir el olsun arkadaşlar. ...15 puan dengeli fitsiz olsun mesela. Elimiz böyle olsun. Ne derim? Sansatu 2 trefli, 2 kör. 4 sansatu. 4 sansatu, aferin. Ne bu? Kantitatif. Aferin, aferin. Niceliksel İngilizce anlamı değil mi? Niceliksel. İki kör, dört sansatu dedik. Yani ortak bunu az cevabı falan vermeyecek. Ne diyecek? Ya pas geçecek ya altı. Bravo. Kantitatif dört sansatuların cevabı iki tanedir. Ya pas ya altı sansatudur. Ortak diyor ki sen 17'ysen 6 de. 15'sen pas geç. 16'ysan eline bir bak. 5'li minörün mü var? Ne var işte? O 9'lu 10'lu mu dolu elin? 16'larla da bir bak eline. Burayı hallettik. Peki. Şimdi fitsizken iş kolay o zaman öyle mi? Fitsizken iş kolay. E o zaman bir fitimiz olsun bakalım ne yapacağız? 15 puan fitli hadi bakalım. 15 puan dengeli fitli. Ne diyelim? 2 pik mi?
İki pik dersek ortak bunu şey anlamayacak mı? İki pik mi dedin? Hayır, üç pik. Üç pik. Ne demekti üç pik? Üç kör dersek ortak pas geçebilir. Üç kör şu demek. Hayır. Ortak seni davet ediyorum dörde. İstiyorsan pas geç. 15 sen. Olmaz. Üç pik. 15 puan da değil bu. 15 artı puan oluyor. Yani ortak sen 15'e göre cevap ver ama ben de 15 de olabilir, artı da olabilir. Dengeliyim. Fit de var diyorlar. Fit. Çok önemli. Zaten konvansiyon kartınızın bakın 4 notu şuraya bakın. Fit varken 15 artı dengeliyken önce diğer majör 3 seviyesinde söylenir. Burada bu cümleleri böyle roman okur gibi okursanız hiçbir anlam ifade etmez. Bunu okurken ama gözünüzde bu örnekler canlanıyorsa, bu örnekler canlanıyorsa o zaman o konvansiyon kartını oynuyorsunuz demektir. Bunları böyle tane tane konvansiyon kartına açarak arada bir anlatmamın sebebi de biraz o. Çünkü bir turnuva oynamadan önce mutlaka şu konvansiyon kartınızı bir gözden geçirmeniz lazım. Ama böyle şöyle hızlı hızlı bakarak değil. Şöyle bir 4 trafi splitler. 4 bak bunu da anlatmadım. Şu an kantitatiften bahsettim. 4NT. Steyman'ı hallettik zaten. 4 trafi splitler. 4X splitler. Buna da birazdan geleceğim. Bu 15 artı fitle elde edildik. Şimdiki anlattım. Şilem daveti yapıyoruz orada. O zaman şilem daveti. Ortak buna şilem Türkçe yazalım. Şöyle şilem daveti yazalım. Daveti artı. Davetten çok da olabilir yani. Nasıl karar, ne yapacak şimdi bu ortak buna? İki türlü cevabı var. Şilem davetlerine veya zon davetlerine iki türlü cevap koyabilir. Daveti kabul ediyorum, etmiyorum. Ediyorsa ne der sizce? Etmiyorsa ne der? Ediyorsa 6, etmiyorsa 4. Yok. Kozumuz varken direkt 6 denmez. Şurada burada kozumuz yoktu. 4 sanzatu. Evet. Kozumuz varsa burada 4 sanzatu der. Yani şey maksimumsa. Kabul etmiyorsa 4 kör der. 4 körün anlamı ne olur? Oynayalım. Minimum. Değil mi? Bu da maksimum. As sorusu. Ya da key sorusu diyelim. Daha güzel. Sadece asları sormuyoruz çünkü. Key sorusu. Tamam mı? Şimdi max şeylerle, dengeli ellerle işimiz rahatladı o zaman. Direkt 4 sandatı deseydim fit yok demek. Şimdi fitimiz var. Far olduğunu söyledik. 15 artı puanımız olduğunu söyledik. Ortak 17 ise 4 sanzatü der. Maksimum 50 olduğunu anlarız. Ve key sorusu olduğunu anlarız. 4 kör derse minimum. Minimum dediğinde biz ne dememiz lazım? Minimum derse ortak. Buna az cevap veririz. Minimum derse hadi bir cevap istiyorum. Biz 15 artı değil miyiz gençler? Sesiniz gelmiyor. Ben mi? Evet. Evet, 15 artıyız. 15'sem gelmiyor mu? 15'sem gelmiyordu. Hiçbirinizin sesini duymadım ben. 15'sem pas geçerim. Ortak minimummuş 15'miş. Çileme gitmeyiz. Zaten ben de dengeliyim. Ama bende bir 18 olamaz mıydı? Olabilir. 15 artıydım çünkü ben sadece fiti göstermek istedim. Fiti öğrendi ortak. Minimum dese bile ben az sorusu sorabilirim. Minimum. Ama diyelim buna. Cevapçı 17 ve üzeri ise key sorar. Değil mi? Yani sonuçta burada biz olayı kapatmadık. Minimum dedi. Cevapçı 17 ve üzeri olabilir hala. Ne için bunu yaptı o zaman? Niye direkt 4NT demedi burada? Çünkü 4NT kantitatif pas geçer orada. Fit göstermeye de yarıyor yani bu üç. Aynı konuşmalar şöyle şurada da gelişir tabii ki. Ortak iki pik deseydi biz üç kör ile aynı şeyi gösterecektik. Okey miyiz? Üç köre ortak maksimum elle 4 sandatu derdi.
3 köre ortak maksimum elle 4 sandalye derdi. Minimum elle de 4 pik derdi. Ama cevapçı hala 17 üzeriyle key sorabilir. Şurada 3 körün anlamı ne? Şununla ayrı. Ctrl C diyelim. Ctrl D. Bu üç körle bu üç pikin anlamı aynı. 15 artı puan var. Dengeli fitli. Dengeli fitli. Önemli. Dengeli fitli. Dengesizse elim o zaman çok daha kolay işi. O zaman işte konvansiyon kartınızdaki şuraya değineceğiz. Majör cevabına 4x splinter. Ha, splinter'ı öğrenmiştik nasıl olsa normalde. Şu iki pike eğer benim elimde yine bir 14-15 puan, 15 puan, belki 14 puan, hatta yanında altılı bir güzel bir minör varken 13 de bile yapabilirsiniz. Bir 4x, 4 trefli mesela, 4 karo, 4 kör, bunların hepsinin anlamı ne demek? Splinter. Bu renk tek fit var. Davet şilem diyelim. Şilem. Davet artayım. Davet artayım bakın. Ortak neye göre verecek, karar verecek? Davetmiş gibi. Ortak neye bakar? Evet. Dünyanın en basit sorusunu soruyorum. Buradaki ekip zehir gibi artık. Ne davet mi? Ya elinde neye bakar? Splinter rengime bakar. İşi çok kolay. Splinter rengimden boşa giden puanım var mı yok mu? Boşa giden puanım varsa tutar 4 pikler. As damı var oradan veya ne bileyim rua damı. Hele rua valesi, rua dam valesi bilmem ne varsa böyle diğer kartları saymaz bile. 4 pik koyar gider. Niye? Boşa gitti o puanları kapat yani. Splinter'i ilk anlattığımda konulara bakın. Pike 4 trefli dedi ortak. Trefli puanını kapatıyorduk. Elimizi öyle sayıyorduk puanımızı artık değil mi? Tamam elimize ekledik zaten puanı ama geri çıkarıyorduk onları. Öyle düşün. O renkten puan olması çok kötü demiştik. Varsa 4 pik der. Bu ne? 4 pik. Splinter'i beğenmedim değil mi? Ter renginde diyelim. Puanlarım var diyelim hadi. 4 pik bu demek. Beğendiyse o renkte boşa giden 3 boşsa mesela. Sen 4 karo dedin adamda karo 4 boş. Uçtu uçtu. Direkt şileme. Direkt 4 sandot. Hiç seni uğraştırmayacak. 4 sandot. Splinter rengini beğendim. Splinter rengini beğendim der. Keyleri sorar. Peki pikken 4 trefli 4 karo 4 kör ile bunu yapabiliyoruz doğru mu? Splinter'i. Şimdi burada bir nüans var. Sadece onu değineyim. Peki ortak 2 kör deseydi splinter'leri neyle yapabilecektik? 4 trefli 4 karo tamam. 4 pik saçma değil mi splinter için? Evet 3 pik değil de doğru. 3 pik olur mu sizce? Mantıklı mı? Bir düşünün. Hayır hocam farklı konvansiyona giriyor. 3 pik farklı bir şey değil miydi? Bakın. Steyman'a 3 pik diğer majörü söylemek 15 puan dengeliydi. Aa evet. Dengeliydi. 3 pik dersen splinter olmayabilir o zaman tamam mı? Yine 3 pikle yap. Başka şansın yok çünkü. Bunu alıp şey yapabilir misin? Az sorabilir misin direkt? Ha o zaman bu 3 pikin 2 tane anlamı var. Ya her iki durumda da bir kere fit var, şilen daveti arttı bak. Her iki durumda da doğru mu? Fitli, şilen daveti arttı. Dengeli ya da dengesiz olabiliyor. Ctrl C, Ctrl V. Şu 3 pik'i alayım. 3 pik'i ayrıca yazalım şuraya. 3 pik
dengeli ile de 3 pik değil mi dediğimiz için burada fitli şilem daveti demek yeterli. Değil mi? Evet. Pikin tek olup olmadığını gösteremedik. Gösteremiyoruz. Ama diğer durumlarda trefli karo, yani kozu pikse trefli karo kör. Kozu körse trefli karo da beştinde de oluyor. Sadece pik tekse de, tek değilse de biz üç pik diyoruz. Ortak önemli olan orada şilem davetini anlasın. Böyle yerlerde biz genelde zaten ortak illa da çok emin değilse, mesela pikten boşa giden puanı var ama çok emin değilse yanlara bakar. Bir de dört trefli dört karo der bunun üzerine mesela. Diyebilir. Dört trefli ne demek? Ortak ben minimum değilim diyor. Minimum olsa tutar dört kör derdi şurada değil mi? Dört kör der kapatırdım. Demek ki minimum değil. Bu oyuncu da piki de tekse ekstra bir şey çıktı bak eline işte. Karo ası varsa dört karo der. Dört karo der. Bu oyuncu tutar şimdi dört kör dedi. Ne anladık? Bakın. Hadi yorum, el değerlendirmesi. İki kör demişti. Kör fiti var. Biz ona üç pik dedik. Ortak şilem davet artı elimizi anladı. Minimum 15 olsa dört kör dedi. Değilmiş dört trefli. Bizde az karo ası var. Bir bunu gösterelim bakalım dedik. Dört kör, dört pik dedi. Ortak neyi duymak istiyor bizden? Karo, körü söyledik. Pikin durumunu merak ediyor bak hala. Pik kontrolüm varsa ben az sorusunu sorarım. Tekse mesela kesin sorarım şu an. 4 NT. Ne demek 4 NT? Pik kontrolüm var. Ya asım vardır. Az önce İlbey sormuştu. Pik kontrolü illa as mı olmalı? Hayır. Tek olabilir mesela bu renk. Kontrol şu oluyor arkadaşlar. O renkten rakip şak şak asurayı çekip seni batırabilir şileme. Pik kontrolün varsa batıramaz diyorsun. Ortak rakipler asurayı çekemez diyorsun bu renkte. Bu durumlar nelerdir? Bir, as sende olur. İki, bu renk sende tek olur. Üç, bu renk sende ruh adam olur. Bak üç tane durum var. İlbey az önce sormuştu. Bu ruh olabilir mi? Ya olabilir. Bazen o da olabilir. Ruh valen olur mesela. Biraz ihtimali arttırırsın. Veya işte elin maksimumdur. Elinde başka söyleyemediğin bir şey vardır. Ruha ile kontrol verirsin. Onun hatırına. Tamam mı? Yani bir işte bir tane doğru yok ya. Yani. Analitik düşüneceksin. Yani sadece elindeki puanları sayıp bu el 3 pik demek değil yani olay. Burada sen kıvrak zekanı devreye sokacaksın böyle durumlarda ama hep böyle tecrübeyle işte bunları konuştukça bunları ilerleteceğiz. Şimdi konvansiyon kartımızdan bak okuduk anlamadığınız yeri söyleyin. İki, şunu inceledik değil mi? Mini sumolen, üç kör büyük sumolen, karo köre transfer, pik trefliye transfer, trefli karoya transfer. Sanzatu iki sanzatu zaten davet yazmadım buraya. Dört sanzatu kantitatif. Buradaki her kelimeyi artık biliyorsunuz. Şunu incelemedik. Kaç dakika var yetecekse başlayayım ona. 2 dakika var hocam. 2 dakika var. Şu cümleyi inceleyelim o zaman. Majöre transfer edip 4 sanzatu demek 5-3-3-2 elle şilem davet. Kabul ise fitli elle K cevabı fitsiz elle 6 NT. O zaman şu cümle önemli bak. Majöre transfer edip 4 NT demek. Majöre transfer edip 2 hızlanayım biraz. Pas. Rakiplere biraz pas yardırayım. Şurası diyelim 2 kör dedi. Biz şimdi 4 net dedik. Ne anladım? Ne anladı ortağım benden? Kaldı. 3 5 3 2 el var değil mi? 5'li majör. Diğerleri 3 3 2 dengeli davet diyorum. Dengeli davet eli varmış.
Bu oyuncu şimdi körünün kaşlı olduğunu söylemiş miydi burada? İki kör diyerek. Hayır. Hayır. Şimdi bakacak eline. Kant kabul ediyor mu bunu, etmiyor mu? Şilem davetini. Etmiyorsa pas. Pas. 4 net oynayacak. Fit var, yine de 4 net oynayacak. Kabul ediyor Şilem davetini. Fit yoksa 6 net edecek. Fit varsa evet. K cevabı verecek. 6 kör mü? Yok, K cevabı verecek. Fit varsa K kart cevabı verecek. Bunu neye göre söylüyorum? Bakın şuradaki cümleye bakın. Kabul ise fitli elle K cevabı, fitsiz